Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Bugün genç bir arkadaşımın yanındayım. Dönek Güvercin TV olarak prensip edindim. Bir tecrübeli ustamın yanına, daha sonra da genç bir arkadaşımın yanına röportaj için gidiyorum. Bugün mikrofonu Rıfat arkadaşıma uzatıyorum. Rıfatçım, kendini tanıtır mısın? Evet abi, adım Rıfat, soyadım Gıllım. 30 yaşındayım, Bucalıyım. Bucalı'nın yerlisiyim. Selanik göçmeniyiz aslında. Bu hastalık bize babadan bulaştı. Hani kuşçuluk, çevremizde güzel kuşlar da izledik, gördük. Hani merak benimki ya. Ben hastasıyım bu işin. Çok seviyorum. Ovinin hastasıyım. Nasıl tanıştığımızı izleyicilerimizle paylaşır mısın? Vallahi Facebook'ta denk geldik abi. Genç bir arkadaş kuş paylaşmış. Hani biraz bizim toplumumuza da görüyoruz yani bunları. Destek olmak yerine köstek olma olayı var. Hani sonuçta paylaşan genç biri. Hani adam kuş paylaşmış oraya. Olumsuz yorumlar yapıyorlar. Hani rencide etmek gibi, şey yapmak gibi. Hani küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ne kimse diyor, kuşlardan kuş olmaz, bunlar hepsini paketle, kutuda tele götür sat diyor. Ya şimdi bazı söylenmeyecek şeyler var. Burada da söylenmez. Hani o kadar ustalarsa hani versinler bir çift de gençler de kuş uçursun hani. Anlatabiliyor muyum abi? Hiç gerek yok böyle şeylere, polemiklere. Ben de hatta oraya bir yorum yaptım, sana söyledim. Yorumda da yazıyor. Dönem kuşlarımdan vereceğim, kendim hazırlayacağım dedi. Sırf o yorumlara ithaben hazır uçurduğum erkeği gördün. Arkadaşa hediye edeceğim ben o erkeği. Hiçbir parasız, şartsız, koşulsuz. Yine ileride de güzel kuşlar olsa yine vereceğim. Hani önemli değil. Kuş araç bu. Bizim işimiz gücümüz var. Biz bundan para kazanmıyoruz. Öten erkeği arkadaşa vereceğim. Ben de biraz önce izledim. Rıfat arkadaşım içerlemiş bu duruma. Özellikle de o yüzden onunla röportaj yapmak istedim. Normalde yani şey yapmam, yaklaşmam kimseye. Kuş konusunda tartışmaya da girmem. Yani ayıp şeyler bunlar ya. Kötü de olsa yevmeyeceksin bir insanı, küçük düşürmeyeceksin. Destek olamıyorsan köstek de olmayacaksın. Basit, olay basit. Çok içerlemiş, beni aradı telefonda, misafir etmek istedi. Duygularını paylaşmak istedi. Ben de hep birlikte bu duygulara ortak olmak istedim. Mesaj vermek istedim yine buradan. Ne yapmalı insanlar? Kötü kuş da olsa bunu incitmeden, kırmadan mı söylemeli? İncitmeden abi ustalar? Ya şimdi gittin oraya, çok var, biz çok gördük. Hani ben girdim, birkaç ortamda da izledim. Hani buradan selam olsun, Bahtiyar abi de şey yaptı, paylaştı pideler mideler falan. Adam içeride pideyi yiyor. Kapının önünde diyor ki ya acaba diyor kuş bozdu galiba ya diyor. Böyle kelimeler de söylüyor. Ya şimdi abi, orada yerinde, zamanında her şey güzel, anlatabiliyor muyum? Adam kuşu uçurduğu zaman sana dönüyor, soruyor zaten. Yani ne izledin, ne gördün diye. Orada söyleyeceğim bunu. Dürüstlük, doğruluk prensibim. Kuş önemli değil. Benim için kuş önemli değil. Peki senin buraya çatına misafir olup da kuşların kötü, işte bu kuşları götür git sat diyen oldu mu hiç kuş beslerken? Çok oldu abi. Ben o konuda katıyımdır yani. Kimse, tamam, saygıda kimseye kusur etmem de. Hani cevabını da alır. Öyle bir şey yok. Ne verdin cevap olarak? Ne söyledin? Dedim abi, bir daha gelme dedim ya. Beğenmiyorsan gelme bir daha. Hani anlatabiliyor muyum? Hiç ya, gerek yok. Saygısızlığa gerek yok. Üstüne basa basa ben bunu vurguluyorum ve söylüyorum izleyicilerime. Herkes de bunu biliyor zaten. Bu dönekçiliğin 1+1=2 olduğu kadar, ne kadar doğru 1+1=2. Dönekçilikte de bu işin bu kadar zor, bu kadar meşakkatli bir iş olduğunu bilmeyen yok. Herkes biliyor bunu. Yani bunu yavruluktan, yumurtadan alıp da kuşu hastalandırmadan uçmayı öğretip, efendime söyleyeyim, yere inmeyi öğretip, daha sonrasında kuşu eşlendiği vakit koruyup kollamak, dönüşü buldurmak, dönüşü bulduktan sonra bu dönüşü devam ettirmek, bu kuşu şahin kapmayacak, hasta olmayacak, kedi almayacak, çalınmayacak, yani ne kadar zor bir şey. Çok ya. Zor. Şehir içinde gene daha zor. Bu ne kadar zor, insanın sırtı terliyor ya. Evlat yetiştiriyorsun ya. Evet. Evlat yetiştiriyorsun. Yani sonra birisi çıksın gelsin desin ki bu kuş kötü. Evet, kötü de olabilir ama bazı şeyleri söyleme şekli önemli. Hani söyleme şekli önemli. Ya ben çok kuş verdim. Ben çiçeğini acımam, veririm. Yani görüyorum, alıyorlar pazardan, oradan buradan. Tamam, benim kuşlarım çok mu iyi? Çok iyi değil. Hani çok iyi değil. Peki iyi olmadısı kriteri sence ne? Abi, bu dönek kuşunda aradığın en önemli kriterler benim, neler?
dönüşü tamamlayabilmesi. En önemli faktör bu, dönüşü tamamlayabilmesi. Şimdi bir kuş nasıl giriyorsa öyle çıkacak abi. Ve en azından kuşu havaya attığın zaman kuş merkezini yapacak. Göbeğini göreceksin. Şimdi merkezini yapamayan dönüşü kapatmayabilir. Bir kuş her gün kapalı dönmez. Zaten hani o diyenler ben atıyorum her gün 10 hava atıyorum, 10 havada kuş daire kesiyor diyenler yalan söylüyor. Hani ben çekirdekten bu işin içindeyim, hani beni kandıramazlar. Hani kuş 50 metre, 100 metre, 150 metre kapalı döndü derse belki kuşu bilmeyenlere inandırabilirsin. Ama beni inandıramazsın. 150 metre bir kuş kapalı götüremez dönüşü. Ya da 30 metre, 40 metre, kaç metre ise götüremez. Muhakkak hani fizik kurallarına da aykırı zaten. Hani bir hava boşluğu olacak ki yürüyecek gidecek. Kapalı diyorsun. Hani düşün bir düz bir kağıtla, kağıt sayfasında uçağı düşün. Uçak sivri, kağıt sayfası düz. Kağıt sayfasını attığın zaman olduğun yerde önüne düşer ama uçağı attın mı ileriye gider. Niye? Yer çekimine meydan okuyor. Bir akış var, bir sivrilik var. Mantığı yürüttüğün zaman anlayabiliyorsun. Şimdi kuş geliyor, göbeğini yapıyor, etrafını geriyor. Hani boşluk yok kanadında, kuyruğunda. 3 metre, 4 metre, bilemedim 5 metre. Zaten en fazla bir kuşun sana kapalı döneceği 7-8 metre. Hani onu da ya ensede olur, ya coşkun olur. Hani dişisini gıdıklıyordur, yumurtaya koyuyordur, döner. Her zaman kapalı izleyemezsin. Yani bilmiyorum, belki inanıyordur arkadaşlar da ben inanmıyorum. Peki çenekli görüyoruz ya biz. Çenekli görmemizin sebebi ne sence Rıfat? Abi kanatlarını tam yatırmıyor. Kanatlarını tam yatıracak kuş. Döşünü verecek. Hani kanatlarını tam katladığı zaman, tam yatırdığı zaman döşünü verdi mi, döşünle yaptığı zaman dönüşü zaten dönüşü kapatıyor. Şimdi mesela tam çekmiyor, yarım çekiyor, ne yapıyor? Etrafında görüyorsun, arkada çeneklerini böyle bağlıyor. Ya ne yapıyor? Kanatla kuyruğu gösterir misin? Böyle biraz anlatır mısın? Kanat, kuyruk, göğüsle birlikte tam bir kompozisyon şeklinde anlatırsak. Kanatları kuşu ellerinle gösterecek olsak, kuyruğuyla beraber. Şimdi şu kanatları değil mi abi? Katladım kanatlarını, çekti. Arkaya doğru yapıştırdığı zaman şöyle, yapıştırdığı zaman döşünü veriyor. Aşağıdan da kuyruklarını açıyor. Yine çeneklerini tamamlıyor ama dönüşü kuyruğunu da kullanıyor bu sefer hayvan. Zaten dikkat et, hani karasını bol yapan kuşlar kuyruğunu az kullanıyor. Şimdi hani kuyruğunu aktif kullanan kuşun beyazı daha fazla oluyor, daha büyük oluyor. Şimdi kuş yakalasak, kuşun üstünden göstersek yeni başlayanlara. Şimdi benimkileri de ellemediğin için bak şimdi abi. Şimdi kuş bu. Şimdi ben bunu ustalarıma şimdi böyle sarıyorum. Geldi mi kuş? Tamam mı? Bu çeneklerini böyle katlayacak. Döşünü verecek. Böyle döşünü verecek. Bu kuyruklarını da açıyor böyle, geriyor. Kuyruklarını tam hani şey yapması için, kullanabilmesi için. Bu kuyrukları da zaten havaya attığın zaman, uçurduğun zaman görürsün. Şimdi ırkla da alakalı bu. Şimdi er kuş kuyruğunu kullanamaz. Şimdi palkanat ırkı ayrı bir ırk. Onlar şey yapamaz. Mesela gider ırkı kuyrukları geniş oluyor. U şeklinde katlıyor böyle kuyrukları. Kafayı yana yatırıyor. Kafayı dönerken. Döneceğe yön. Hani diyorlar ya, yok kanadının altına saklıyor. Yok öyle bir şey. Kuyruğun altına videolarda bir şey söyledik yok. Öyle bir şey yok. Biz yıllardır söylüyoruz bunun olmadığını. Yani biz ufacık çocuktuk biliyoruz. Şimdi zaten kuş yatırıyor kafayı. Evet, aynen öyle yapıyor. Evet, aynen öyle döneceğe yapıyor. Döneceğe doğru yatırıyor. Şimdi kafayı bazen boyuyorlar. Belki sen de denk gelmişsindir. Kafasını boyuyor kuşun. Galaça kuşu baska yapıyor komple böyle. O şey, kafayı yatırmadığı için o kuşun. Göbeği merkezini dolu göstersin diye. Evet. Zaten kuş kafayı yatırmadığın zaman görüyorsun. Merkezinde evet. De tam yatırmadığın zaman. Evet, kafa dışarıda görünüyor kafa videoda. Kafa dışarıda görünüyor. Tam yatırmıyor mesela, şey yapmıyor. Ortasında bir beyazlık. Şimdi kanat ve kuyruğu nasıl birleştiriyor onu bir gösterelim şöyle. Şimdi şöyle şu şekil stilli geliyor ya abi bak. Evet. Şöyle arkada. Şöyle tam katlayıp döşünü vermesi lazım. Döşünü verdi mi? O mesela temin bir video izlettin. Nasıl kapkara bir döş değil mi? Evet. Bir parmak. Orada işte kuyruğunu şey yapıyor. Hani kuyruğunu da kullanıyor ama döşünü esas alıyor. Bu formala da alakalı. Formala da alakalı. Şimdi kursak kemiğin altından kesik bir kuş ne yapacak? Hani şeyine kadar, anüsüne kadar açık beyazlık var. Ne olacak? Bu kuş beyazını daha etkin kullanacak. Kuyruğunu da kullanıyorsa eğer. Hani kursak üstü döşünü kullanmıyorsa ne olacak? Beyazı daha bu kuşun aktif olacak. Şimdi mesela sizin yörelerde, Aydın yöresinde falan diyorlar hani kuş beyazını çok kullanırsa yarım dönüyor kuş. Alakası yok. Yani alakası yok. Aslında şöyle bir durum var. Biz bunu da yeni konuştuk Doktor Hüseyin İvit'le.
O da Aydın yöresinde siyaha bol dönmesinin daha makbul, daha güzel bir dönüş olduğunu söylüyor. Hüseyin İvit de buna katılıyor. Ve bunu bilimsel yönden de şöyle bir açıklama getirdi. Neden dedim ben? Niye diye sordum. Dedi ki hocam dedi, ben dedi pervaneyin dedi sistemini dedi yakından dedi takip ettim dedi. Bizim dönüşler dedi pervane dönüşüne dedi. Yani normal kullandığımız serinleten pervaneler yok mu eskiden? Klima yoktu. Neyle serinliyorduk biz? Vantilatörle seriniyorduk. Evet. Vantilatörün sisteminden dedi yola çıkarsan dedi. Onun göbeğine baktığında dedi, dönerken dedi baktığında dedi aynı şekilde dedi. Döş dönüşü yapan güvercin dedi. Daha sıkı da yapan güvercin dedi. Siyahı daha büyük dedi yapıyor dedi. Ve dedi Aydınlı'nın dönüşü yani Aydınlı'daki insanların o deniz yöresi bizim o taraftaki insanların dönüş tarzını benimsediği yani sevdiği dönüş tarzı daha makbul bir dönüş bence de dedi. Yani bunu bu şekilde açıklama yaptı. Hani herkesin tabii ki biz buradan sadece demiyoruz ki abi, şu dönüş bu dönüş güzel. Biz asla böyle bir şey değil. Biz sadece herkesin beğendiğine baksın diyoruz. Herkes sevdiğine baksın diyoruz ve diyoruz ki biz burada konuşuyoruz. Biz bunu artık ne yapıyoruz? Herkesin fikrini öğreniyoruz. Bu zamana kadar yapamamış şeyi yapıyoruz. Şunu ekleyeyim abi. Kapalı dönen her kuşu bakarım. Kostümü önemli değil. Kapalı dönen havaya kalktığı zaman görevini yapan her kuşa bakarım. Bu bindirme de olur, karşı da olur. İş fark etmez. Evet. Şimdi bu yeni çıktı bu ayırım. Yani şimdi iki tane karşı kuşunu eşeliyorsun. Sana bindirme kuş çıkıyor. Ne alacak bu işimi? Karşıla bindirmeye çakıştırıyorsunuz. O zaman karşı kuşu bindirme atıyor sana. Bindirmeden karşı çıkıyor. İkisi de lazım. Bunlar birbirlerini tamamlayan hayvanlar, tamamlayan kuşlar. Yeri geldiğinde bindirmeyi de eş ediyorsun karşı dönen kuşa. İticilik katsın, şey yapsın. Hani. Şimdi sen eşleme konusuna geçtin. Abi peki eşleme. Eşleme konusundaki taktiklerin neler? Yani neye göre kuşlar eşliyorsun? Havada bakın arkadaşlar abi, kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. 31 ben. Yaşında bir dönek güvercin besleyen bir arkadaşımız ama çekirdekten gelme. Babası kuşçu. Küçüklükten beri ve saatlerce dönek muhabbetlerine dahil olmuş, büyük ustaların yanında kahvelerde oturmuş, sohbetleri dinlemiş, kendini bu anlamda keskin yetiştirmiş. Keskin abi. Yetiştirmiş keskin bir. Keskin abinin çırağı vardı, Levit abi. Levit ağa şimdi şeyde kuş beslemiyor. Hani babam da benim iyi kuşçu. Yani Gıllımibo dediler mi, Sütçibo. Çok güzel kuşlar uçurdu zamanında. İmkanlar dahilinde bunlar. İmkan olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Muhafaza edemiyorsun. Evet, Rıfat arkadaş var. Eşlemeleri yaparken nelere dikkat ediyor? Havada görerek abi, eksikliklerine göre. Bunun da ırkları var. Irklarını da bileceksin bu kuşların. Bu kuşların atası Selanik'ten gelme bu kuşlar zaten. Selanik derler İstanbul'da, Bursa'da şeyde. Hani iki tane ırkı var bunun. Kara kanat, pal kanat. Kara kanat kuşların kostümleri daha kapalı oluyor. Hani kara kanat kuşların kostümleri daha kapalı oluyor. Beyaz gözlü oluyor. Pal kanat kuşların uzun bacaklı, beyazı bol. Şimdi getirmişler bu kuşları birbirine eşekmişler. Ne çıkmış? Onlardan atomlar çıkmış, bangolar çıkmış. Mesela bangoların en belirgin özelliği sıçtığında kuyruk sallaması. Şimdi çoğuna şey yapıyorsun, çoğu ayırt edemiyor yerde kuşu. Ben işaretlerine baktığım zaman bir kuşun yerdeki hareketlerini, hani bu kuş bango, bu kuş atom gider diyebilirim. Hani yerde şu an. Ama şimdi saf ırk kaybolduğu için uçurmadan hiçbir şey ayırt edemiyorsun. Uçuracaksın. Şimdi mesela kuş uçuruyor, diyor ki kuş çok bonkör, ben buna nasıl bir kuş eşitmem lazım? Ben buna sistemle gidip gelen biraz sıkı bir kuş eşitmem lazım ki yavruları da tamamlasın birbirini. Şimdi bakıyorum adama, adam bir yerden almış bir kuş, kuş bonkör, dişi de bonkör, erkek de bonkör. Arkadaşlar çoktan çok olmuyor, kuş birbirini tamamlayacak. Şimdi sen dolu bardağı daha halen üstünü doldurmaya çalışıyor, ne oluyor? Ortalık bir sürü bozuk kuşla kaynıyor. Olmuyor. Şimdi mesela iki tane dönekli olman, dönek vasfını taşımayan kuşu eşeliyorsun. Sen orada dönek çıkarmaya çalışıyorsun. O da olmaz. Ya bunları uçuracaksın, göreceksin. Eksikliklerine göre eşiteceksin. Yani varsa daha başka soracaksın abi. Cevaplayalım. Hiç önemli değil. Hastalıklara da girelim. Hiç önemli değil. Evet. Rıfat arkadaş biraz titiz hastalık konusunda. Mesela çatıya çıkarken farklı bir terlik giydi. Farklı bir terlik giyerek. Terlik giydim. Yağmurda ben normalde yağmur sonrası kuş açmıyorum. Evet. Bunu da söyleyeyim. Yağmurda kesinlikle kuş açmam. Çünkü bütün hastalıklar gökyüzünden geliyor. Şimdi şu an birçoğunun kümesinde hastalık var. Hani bu yağmurla gökyüzündeki hastalık iniyor. Ben mesela Murat Hoca gelmeden önce klorak çeyini de göster abi. Klorakla yıkadım burayı. Öyle saldım kuşları yedim. Evet. Yani salmam. İçeride yemliyorum yağmur olduğu zaman. Şimdi görüyorum yağmur suyuyla falan yıkanıyorlar. Aşılıyor musun kuşlarını? Aşı her zaman abi. 4 senedir
aşılar... Senede bir mi? Senede bir. Senede bir. Hangi aşıyı kullanıyorsun? Önceden Polonya aşısı vurduruyordum ben. O hani dolar arttığından dolayı şu an fiyatı bayağı uçtu gitti onun. Posta eski. Cevaç mıydı? Cevaç değil abi. Bu bir değişik bir ismi vardı. M ile başlıyordu. Şu an unutmadım. 50 dozluk yoğun böyle beyaz bir aşı. Çok kuvvetliydi. Kuşları da hırpalıyordu ama aşı tuttu mu attı ya. Hiç sıkıntı yok. Aşı şart abi. Şehir içinde bakıyorsan aşı şart. Peki şu soruyu sorayım. Hayatında seyrettiğin en güzel kuşlar hangi ustanın kuşlarıydı? Şimdi güzel bir yerden sordun. Ben Mustafa abilerin oraya gittim. Yıkamacı. Yıkamacı Zekilerin. Orada ben Cappar erkeği izledim. Zeki abinin bir tane çakal erkeği vardı. O Nedret abiye sattı. Nedret Sonugüler'e. Obama'yı izledim. Uzun metrajlı. Kapalı dönen. Hani o gün bayağı bir kalabalıktı da. Çok güzel hani 14-15 metre yüz yuvarlak döndü kuş. Anlamadık hangi kanalına döndüğünü bile. Hani o her zaman dönmüyormuş o kuş da. O gün ben iyi izledim. Şimdi hakkını vereceksin. Hani benim prensibim 14-15 yaşındaki çocuk kuş uçursun. Eğer iyiyse tebrik ederim. Ama şimdi sen şimdi yani bozuk kuşu da bize düzgün döndü dedirtmeye çalışırsan hiç değişir. Bana kimse söylettiremez yani. Yani istediğini yap. Bozuksa bozuktur o. Ama evet. Sana söylerim. Evet. Gidip başka yerde muhabbetini yapmam. Evet. Yani başka nerede güzel kuşlar seyrettin? Başka nerede izledim? Asan'da izledim. Asan Çakır, Ulucak'ta. Sonra Mustafa Aslan'la izledim Gediz'de. Tekel Bayi var. Onda Pompacı diyordu ismi. Pompacı diye bir erkek vardı. Kendi büyütmüştü. Çok güzel. Hani uzun böyle metrajlı kaplamalı bir dişisini izledim. Güzel. Hani çok işimizden dolayı çok da gezemiyoruz da. Zeki abinin Cappar nasıl dönmüştü? Bir anlatır mısın? Abi o göğsü açık bir çakaldı. Onun göğsünü boyadılar. O kuş fantaziydi. Şov kuşuydu o kuş. Kanatlarını kaldırıyordu ve biz tavşan kulağı deriz ona. Döşünü bir verdi, kara bir top. Ya gitti mi geldi mi anlamadık. Şak dedi çıktı böyle. Hani güzel. Ya dönüş değişiyor ya herkesin isteğine göre. Ben mesela 4 metre mesela videolardan izlediğim kadarıyla şeyin Caner abinin Ertuğrul'u da çok beğendim. Ben öyle kuşlara hastayım. Hani dönek babında soruyorsan bana ben öyle kuşlara hastayım. İnşallah nasip olursa bir gün gideceğim izleyeceğim erkeği canlı. Onu güzel mesela bir... seyretmedin ama benim çektiğim videolardan izledin. Az çok bu işin içindeysen hani ben pek ortamlara girmiyorum da bir kuşu anlarsın ya dönek mi değil mi havadaki hareketlerinden gidişinden gelişinden. Peki dönek güvercin TV'yi faydalı buluyor musun? Faydalı buluyorum abi çok faydalı buluyorum. Neden faydalı buluyorum? Hani bir çoğu insan hani bizim yaşıtlarımız biz şanslıyız döneğin içinde büyüdük. Hani arkadaş çevremiz babalarımız onun arkadaşları falan. Hani şimdi yeni nesil bilmiyor. Kuşu bilmiyor, döneği bilmiyor, nasıl yaşayacağını bilmiyor. Onu anlatma tarzım biraz farklı olacak da. Şakşakçılar var. Şakşakçılar ooo diyor bir ustamızda diyor bir kuş dönüyor diyor. Alıyor götürüyor diyor, mahvediyor diyor. Gidiyorlar kuş bakıyor adam cebindeki paraya. Cebindeki para yetmez buna. Ne oldu? 1000 liradan, 1,5 liradan. 5000 liradan yavru kuş alıyorlar. Bak şimdi ben burada yine altın niteliğinde bir şey söyleyeceğim. Evet zaten görevimiz bu, amacımız bu. Sana bunları söyletmek için zaten bu yayını yapıyorum. Kimseyle işim gücüm yok. Yolumdayım, meraklıyım. Ha bak çıkıyorum bu kadar tutakçının arasında, bu kadar kuş uçuran adamın arasında kuş uçurmaya, kuş yetiştirmeye çalışıyorum. Kimseyle işim yok. Parayla kuş satmadım bugüne kadar, satmam da. Ben de kuş dönsün alamazlar, onun değeri yok. Bir şey söyleyecektim. Şimdi bu şakşakçı tayfa var. Onlar şakşakçı da demeyelim de yandaş diyelim. Biz yine kaba bir tabir kullanmayalım. Tamam, güzel. Giriyorlar genç arkadaşların kanına. Alıyorlar, götürüyorlar. Bakıyor çocuk 10.000'ler, 15.000'ler havada uçuyor. Diyor adam ya biz asgari ücretle çalışıyoruz. Nasıl alacağız bunu? Kardeş sana yavru ayarlarız biz. Kellesi 1.000 liradan, 1.5 liradan. Alıyor yavruyu uçuruyor arkadaş. Ya da uçurmuyor, alıyor götürüyor salmasına koyuyor. Zaman kaybı. Her şeyden önce zaman kaybı. Gözünü en büyük ustanız sizin. Tamam sizi yönlendiren, size bu işi öğreten insanlar olabilir de. En büyük ustanız kardeşim gözünüz. Gözünüzün gördüğüne inanacaksınız. Hani gözünüz görmüyorsa hiçbir şeye inanmayın. Baban peki adam, sana... Peki adam yeni kümes yaptı, meraklandı bu işe. Ne yapmalı sence? Nereden kuş almalı? Nereden başlamalı? Yavru değil, kart mı almalı? Nasıl almalı bunu sence? Yani genç arkadaşlara buradan
Ya biz şimdi kimsenin ekmeğine de taş koymayalım da. Benim prensibimi söyleyeyim. Benim prensibim ticaretin olduğu yerden ben uzak durdum. Ticaretin olduğu yerde sirkülasyon çok olur abi. Giren çıkan belli olmaz. Yani alırlar, satarlar falan filan. Şöyle söyleyeyim sana. Dürüst insanlardan. Kuş çok iyi olmayabilir. Senelerdir aynı kuşlara bakan, aynı kuşları besleyen. Hani o dürüst insanlardan. Yani şimdi bir kümezden de kuş edinirken bir tane oradan, bir tane oradan, bir tane oradan değil. Şimdi ben şimdiki gençlere de bakıyorum, sabırsızlar. Hani bir çift kuşta hemen döneci olacaklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bak ben bu kuşları, ben şimdi kimlerden kuş aldığımı da söyleyeyim. Hani, Ali abiden aldım. Fırçacı Ali abiden aldım. Mesela o bak o dişi onun kuşları. Hani, dinliyorum seni. Ali abiden aldım. Fırçacı Ali abiden aldım. Fırçacı Ali abiden. Kuşlarının neyini seviyorum? Çok akıllı kuşlar. Sistemi, kanadını kullanıyor. Gitmesini, gelmesini biliyor. Şimdi döneğin bazı kriterleri de var. Bunu hani genç nesil anlamıyor. Ne istiyor? Atsın havaya, Şami'nin arkasından kopsun gelsin. Şami'yi takip etsin. Ama dönek kuş tek uçacak. Tek uçacak ki sen onun içindeki cevheri göresin. Şimdi bakıyorum Şami'yle beraber Şami'nin arkasında. Olmaz, o yanlış. Dönek tek uçar. Dönen kuş tek uçar. Kanat kullanmasını bilecek. Sistemi zaten olacak. Sistem yoksa o iş sallantıda. O iş sıkıntılı. Şimdi ben o konuyu bir açmak istiyorum. Şami'yi yavrular yere gelsin diye kullanıyorlar. Ben nasıl kullandığımı anlatayım. Hani anlasınlar, ona göre belki yardımcı olmaya çalışayım. Yardımcı oluruz. Ben Şami'yi senin de dediğin gibi yere gelmesini bilene kadar. Bir de hani şehir içinde besliyoruz. Şehir içinde beslediğimiz için mecburen yanına kuş atıyorsun, yavru kuşu. Yani bak mesela az önce gördün, kart kuş bile aldı başını gitti. Eşi olan bir kuş bile aldı başını gitti. Eş ettikten sonra kırılmaya başladığı zaman, kuş kendini bilmeye başladığı zaman Şami'yi alacaksın yanına. Şami'yle uçmaya alıştı mı bir kuş, dönen bir kuş. Sen istediğin kadar onu yırt kendini. Şami'yi takip etmeyi alışkanlık haline getirdi mi hiçbir şey elde edemezsin o kuştan. O zaman dönekliği azalmış olur. Dönekliği azalacak. Şami'yi takip edecek. Şimdi şimdiki Şamiler de iyi değil hocam. Yani eskiden ilk zamanlar. Yani şimdi Şami de çok farklı bir şey. Dönek hocası ve Şami. Şimdi Şami alıyoruz biz, para veriyoruz. Güzel yere geliyor. Getiriyoruz, burada uçuruyoruz. 90'dan kuşa kümes açıyorum. Kuş karşıdan mahalleden geliyor. Yani Şami de sıkıntı. Daha çok ben kırıyorum. Kırmalarla uçurmaya çalışıyorum. Eş ettikten sonra teke düşürüyorum ben kuşu burada. Burada bile kaç. O zaman döneği eş edene kadar Şami'yle uçuruyoruz. Eş edene kadar Şami'yle uçuruyorum. Eş ettikten sonra teke düşürüyorum. Evet. Şimdi senin sistemin bu. Benim sistemim bu. Evet. Elimde Şami'yle uçacak kuş varsa eğer, hani Şami'ye göre şimdi mesela dalıcılıklar mecburen Şami'yle uçuracak. Peki dönek güvercin TV'de izlediğin ustalardan etkilendiğin oldu mu? İsmail abi. Aydınlı İsmail abi. Şerif Ali abi. Evet. Aydınlı İsmail abinin hangi konuşmalarından etkilendin? Gerçekçi abi. Evet. Gerçekçi. Evet. Samimiyet önemli. Dadaş Metin abi de çok etkilenmiş o röportajdan. Kahvede beni yakaladı. Doğrudur. Ben hocam çok dedi, severim. Metin abiyi de severim. Metin abi de beni selam söyleyelim. Ve dedi ki, ya dedi hocam dedi, ben dedi çok etkilendim dedi. Çok içten kalbiyle dedi, konuştu dedi. Yani, neyi de biliyor dedi. Çok iyi biliyor dedi. Çok iyi anlattı dedi. İlk ne dedi kelimeye başlarken? Allah isterse olur. Allah isterse olur. Burada da öyle. Bu işte böyle. Allah nasip ederse olur. Aydın'a selam. Dostlarım, selam, arkadaşlarım. İsmail abi özellikle. İsmail Ustam'a. Saygılarımızı sunuyoruz. Hepsine selam olsun. Benim herkese saygım var. Büyüğüne, küçüğüne herkese saygım var. Ama işte insanlar acımasız oluyor. Ticaret dediğim gibi. Ticaret girdim işin içine. Şimdi genç bir arkadaş, hevesini kırmaya gerek yok. Ben ona hitaben onlara şey vereceğim ya, hazır dönen kuşu vereceğim. Sen de uçurdun belki. Hava rüzgarlı olmasa güzel bir günde yani denk getirirsek. Yok, ben de seyrettim. 2 metre 3 metre çevirdi güvercin. Hani yapıyor. O çok badiler atlattı burada. Vurdu. Şahin vurdu. Hani ona rağmen uçuyor yine. Yine Ali abinin bir dişisi, Ali abinin kuşları geliyor ona. Sana salmada gösterdiğim çakır, evet, erkekle beraber çıktı. Evet. Ya ben bir de burada çok kuş kaçırdım abi. Evet. Çok yetiştirdim, eşettim. Evet. Bir de kaçırdım. Burada ben bir çakal erkek uçurdum. Hani kimseye uçurmaya nasip olmadı. Akkol bir çakallı.
kanadını kullanması, sistemi, her şeyi on numara. Yani çok uzun gitmezdi. 7-8 metre dönerdik. Yani nasip olmadı. Yiyorlar, kayboluyor. Son değil olarak mi? Dönük Güvercin TV izleyicilerine bir kapanış yapalım. Mesajın ne olur? Genç kalp arkadaşlara, kırmayın. Büyük ustalarıma. Kalp kırmayın. Kuş için, dünya malı için, hiçbir şey için değmez. Kalp kırmayın. Kimseyi incitmeyin. Gençlere kuş satmaya çalışmayın. Kuş satmaya çalışmayın derken menfaat sağlamayın, faydalanmayın. Doğru yolu gösterin. Hakkını alabiliyorsa, hakkını verebiliyorsa versin. Ben parayla kuş satmıyorum. Belki güzel değildir, iyi değildir kuşlarım da. Bunun... Ama Rıfat, bunun da bir masrafı var. Şimdi tam masrafı öyle diyorsun ama var, masrafı var. Yem alıyor, ilaç alıyor. Ben de alıyorum. Bak, geçen ay 800 lira yani, ilaç parası verdim. Yani yine de satsın ama çok can acıtmadan mı satsın? Can diyelim? Ne diyelim can yani? Can acıtmadan abi. Bak, yavru kuşun şöyle söyleyeyim sana. Yerde benim gözümde edeceği para 250 liradır. Fazlasını geçmez. Şu an 50 kilo buyda 300 lira zaten. 250 liradır. Şimdi tutup da ben yerde 1500 lira, 5000 lira, 10 bin lira istersen bir tane yavruya. Hakkına girmiş oluyorsun. Türkiye şartları zaten ortada. Asgari ücret 2000 lira. Sen yerde 5000 lira yavruya istiyorsun. Yani kimseyle işimiz gücümüz yok abi. Bu tartışma amaçlı da söylüyorum bunları. Doğrular bunlar. Bunlar fikirlerimizi doğrular, biz bunlar beğeniyoruz. Herkese saygı duyuyoruz. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz. Herkese şimdi saygımız var. Gün gelir iyi bir kuş uçururum, emek veririm. Ben de hakkını isterim. Hakkını verebilecek biri geldiği zaman. Şimdi mesela dediğin gibi evlat ya, yetiştiriyorsun, ilaç veriyorsun, aşısını evet yapıyorsun. En önemli şey zamanını veriyorsun abi. Evet. Zaman önemli. Şimdi burada uçuruyorum, yetiştiriyorum, tutuyor adam. Tele veriyor, oraya buraya veriyor. Çok ben burada kendi kuşumu parayla aldım. Bak, bir tane o Turan abinin dediğim o evet yavrunun bir kaplamalı kardeşini kaçırdım burada. Çıkmadı. Üç kuyular meydana doğru gitti. Aynı o Zeki abinin erkeği gibi dönüyordu. Ufak yavruydu. Tabii yavrunun kitabı okunmaz ama kanatlarını kaldırıyordu böyle. Birleştiriyordu. Fazla değil. 6-7 metre kara bir top. Çıkıyordu, geliyordu. Kaçtı. Dişi yok elimde, yaşayamadım. Kaçtı gitti. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben arkadaşa vereceğim. Sözümün arkasındayım. Yine ileride kuş olursa iyi, yine veririm. Önemli değil kuş. Onlar da uçursunlar, güle güle beslesinler. Beğenir beğenmez. Beğenmezse geri getirsin. Evet. Bozarsa da bizim, dönerse de bizim. Hiç çok, sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Ağzına sağlık. Rica ederim. Bir dahaki buluşmamızda görüşmek üzere. Dönek Güvercin TV izleyicileri, kendinize çok senin iyi bakın. Ayağına sağlık. Evet, yeni röportajlarda karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.